Matematikte sorun yaşayan, problem yaşayan arkadaşlar bu işi nasıl çözdüler? LGS bitti, eve geldiniz, ne hissettiniz biraz? Hocam ben ilk önce eve gitmedim, ilk önce bir yemek yemeye gittim. <laughs> Babam LGS'yi çıkarttırdı onu, bir daha çözdürdü bana. Oo. 2011 tayfa hepinize selamlar. LGS Odası'nın bu sezonki ilk bölümünde konuklarımız Tonguç Dershane, başarılı öğrencileri, derece öğrencileri Zeynep ve Uras. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Zeynep Güzel. anlat bakalım nereden geliyorsun, neler yaptın LGS'de? Çanakkale'den geldim. 1.1 yüzdelik dilimle Başakşehir Mehmet Emin Saraç Anadolu Mimatip Lisesi'ni kazandım. Güzel. İstediğin okullardan biri miydi? Evet. Güzel. Uras seni tanıyalım. Merhabalar ben Uras Kayataş. İzmit'ten geliyorum. Bize pişmaniye getirmedin. LGS'de ne yaptın? LGS'de 0,24'lük dilime girdim. Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi'ni kazandım. Hayırlı olsun diyelim o zaman. Sağ Okulunuzu gidip görebildiniz mi? Okuyacaksınız şimdi. Önünüzde güzel bir zaman dilimi var, lise var. Evet. Gittin gördün mü? Gördüm. Her şey okey mi? Okey. Senin için ben zaten 7. sınıftan önceden gitmiştim oraya. Orayı görme fırsatım oldu. Hocalarını tanıma fırsatım oldu. Ondan sonra da zaten okul mülakatla aldığı için 8. sınıfta tekrar orayı görme şansım oldu. Güzel. Peki geçen yılınızı hatırlıyorsunuz. Zor bir süreç geçirdiniz. Geçen hı. yıl bu zamanlarda ne yapıyordun sen Zeynep? Geçen yıl bu zamanlarda aslında çalışmaya çok yavaştan başlamıştım Tonguç Akademi dershanesiyle. Hı hı. İlk kısa ders konularını ve özet geçtikleri videolarla başlamışlardı de O videolarla başlamıştım yani. Uras sen? Hocam bu zamanlarda genellikle kitap okuyordum. Konuları yavaştan işlemeye başlamıştım kendim hocalardan önce. Sizin konu anlatım videolarınızı dinliyordum. Tonguç Dershanenin yaptığı yıllık planlara ufaktan göz gezdirmeye başlamıştım. Böyle yılın bu zamanları böyle geçiyordu. Gayet güzel. Şimdi öğrencilerin en büyük problemlerinden bir tanesi yeni nesil soruları halletmek. Bakalım Uraz'a soralım yeni nesil sorulara ne zaman başlamış? Nasıl halletmiş bu işi? Bizim eski okulumdaki hocalar bize 6'dan 7'ye geçerken eski nesilden yavaş yavaş yeni nesil kitapları aldırmaya başlamıştı. 7. sınıf genellikle yeni nesil çözerek geçti. O yüzden yeni nesillere hafiften alışkanlığım vardı. Erken başlamışsın aslında yeni nesil çözmeye. Evet, Zorlanmadın mı? Zorlanmadım çünkü 7. sınıfta konular biraz daha hafif olduğu için yeni nesillere alışmak daha kolay ve sıkıntısız bir süreç oluyor. Anladım. Peki aslında 7'den 8'e kampında bir test kitabınız var diye 7'den 8'e kitabı diye. Ondaki matematik sorularıyla yenisiyle başlamış olabilirim ben. Olabilir. Birçok öğrenci arkadaşımız 7'den 8'e geçerken kampımızı kullanarak Bayağı bir Başlıyorlar ama sonrasında alışıyorsunuz. Merak etmeyin. Peki en çok merak edilen sorulardan bir tanesi bu kadar başarılı olmuş öğrenciler acaba günde kaç saat çalışıyorlardı? Zeynep ben aslında soru sayıma göre tutuyordum. Saatlerimi genelde saymıyordum. Hı hı. Yani soru olarak da yılın ortalarında bir 200 kadar çözüyordum. Sene başında yani bu zamanki arkadaşlar sene başında ilk başlarken 60 soruyla başlamıştım. Hatta o soruların sayılarını tuttuğum bir defterim var. İlk başta böyle 60, sonra 80, 100, 150 diye devam ediyor. Son haftalarda 300'e kadar çıktı olmuş. Çok güzelmiş. Senin soru sayınla alakalı böyle tuttuğun şey var mıydı? Günlük şu kadar çözerim diye? Evet hocam ben kocaman bir yıllık takvim almıştım duvara yapıştırmalı. Ona her hafta ne kadar çözdüğümü her pazar yazıyordum oraya. Böyle. Senin mi? sene sonuna kadar yani sene başında çözdüğün soru sayısı kaçtı? Ortalama 250 civarındaydı. Her ay sonu bunu 25-25 arttırarak yıl sonunda 300-400'leri buldum. Gayet güzel. Peki Tonguç Dershanenin size nasıl bir katkısı oldu bu bir yıl boyunca? Tonguç Dershanenin en sevdiğim yanı hocalarla birebir soru çözebildiğimiz kısımdı. Çünkü mesela anlamadığımız bir soruyu soru çözümüne baksak, videosuna baksak genellikle çok açıklayıcı olmuyor. Birebir ders niteliğinde olan o zoom bağlantılarıyla çok kolay bir şekilde soruları anlayabiliyoruz. Hem de ufaktan hoca o konuyu tekrar edebiliyordu bize. Bu çok büyük katkı sağladı bana. En sevdiğim yanı da bu diyebilirim. Güzel. İkiniz de çok başarılı öğrencilersiniz. En iyi Hı. olduğunuz dersi soracağım. Zeynep, en iyi olduğun ders hangisi? Fen. Fen senin? Hocam ben matematikçiyim. Şimdi matematikte iyiysen bunu başarmanın sırrını hemen burada arkadaşlarımıza vermen lazım. Bunu nasıl başarırlar? Matematikte sorun yaşayan, problem yaşayan arkadaşlar bu işi nasıl çözecekler? Matematik ilk önce sevmelisiniz. Ondan korkmamalısınız. Kork Sevmiyoruz. <laughs> Sevmiyorlar sana yapmalılar? Aslında kolay sorulardan başlayabilirler. Kolay sorulardan Evet, ben de onu diyecektim. Direkt yeni nesile oturursanız, ben şimdi üniversite niteliği bir soru çözsem mesela, onu yapamazsam, bundan 50-60 tane çözmeye çalışsam tabii matematiği yapamam. Ama ilk başta o konuyla ilgili normal, klasik, eski, teok tarzı sorular çözersek, onu da kendimize olan güvenimiz hem artar, hem de yeni nesile geçecek olan gücü kendimizde buluruz. Peki, LGS'yi bu sene nasıl buldunuz? Diğer önceki yılları çözdünüz kesin. Önceki evet. yıllara göre daha mı zordu, daha mı kolaydı? Bence kolaydı. Sence? Ben kolay ya da zor demeyeceğim çünkü ders bazında bakmamız lazım. Hı -hı. Bu sene Türkçe ve Fen dersi diğer senelere göre ortalamanın bir tık üstündeydi. Matematiğin ortalama bir zorluğu vardı. Ne çok zordu ne çok kolaydı. Yan derslerde genellikle kolay-orta biçimindeydi. Çok zorlayıcı olduğunu düşünmüyorum. Genel bakarsak orta nitelikte bir sınavdı. Arkadaşlar, LGS sürecinde böyle bir pişmanlığınız var mı? Ya şu benim önemli bir hatamdı. Bunu yapmasaydım keşke dediğiniz bir şey var mı? Yani aslında belki ilk başlarda telefona daha fazla bakmak yerine derslerime daha çok odaklanabilirmişim. Telefon kullanıyordun değil mi? Hayır, benim aslında Nokia'm vardı. Aa şey, tuşlu telefon vardı. E, nereden bakıyordun? Tabletimden ve annemin telefonundan. Annenin telefonundan, Instagram'a mı giriyordun nereye? Evet. Güzel. Senin peki böyle bir spesifik hatan var mı? Şunu keşke yapmasaydım dediğin. Hocam ben arkadaşlarıma hayır diyemiyordum. Buradan da onlara se çok selamlar. <laughs> Kim diyebilir ki onlara hayır? Nereye çağırıyorlardı seni? Hocam dışarıda yemek yemeye gidiyorduk. Basket'e gidiyorduk. Özellikle basket'i ben... Çok fazla oynuyordum. LGS sürecinde de basket oynadım. Evet. Arkadaşların arasında mı oynuyordunuz? Arkadaşlarımın arasında oynuyordum. Sonra okul takımına girdim. İşte orada da birkaç maça çıktı. LGS senesinde okul takımına girdin. Aa bu çok iddialı bence. Yani birçok arkadaşımız sosyal aktivitelerinden geri kalırken sen bu konuda gayet cesur davranmışsın. O zaman hemen senin ne kadar iyi basketbolcu olduğunu görmemiz için şöyle bir potamız var. Biliyorsun yılların potası her evde bulunur. Kimi evde bu başka bir şeydir. Ee, i̇şte ofislerde bu tarz sepetlerdir. Hiç evde daha küçükken böyle top olmayan bir şeyle top yapmış. Çorapla yapıyorum. Çor ben de çorapla yapardım. Futbol çok güzel olurdu özellikle çorapla. Ama bugün kağıtla yapacağım arkadaşlar. Hemen kağıttan topumuzu yapalım. Bu konuda yıllarımı vermedim. O yüzden çok güzel bir top yapamayabilirim ama bunu sınıfta çok deneyimlemişsinizdir çöp atarken. Ee, özellikle yaklaşmadan ben şu anda ev çöplerini çok iyi konteyner atabiliyorum. Çok uzaklardan sallayabiliyorum. Bakalım bu konuda 3 tane atış hakkı vereceğim. Görelim bakalım ne kadar iyi basketbolcuyum. İlk atış geliyor. 1'de 0. Evet. Okul takımından kovulmasına çok az kaldı. İki de 0. <laughs> bu olsun bari diyoruz. Bu da olmadı. <laughs> Başa alalım. <laughs> Başa almak yok. Şimdi senden deniyoruz. Atayım mı? Tabii ki at. <laughs> Bak bir tane atarsan Uraz'ı yeniyorsun. Tamam. Hocam şimdi takımdakiler dalga geçer ya. <laughs> Onları da buraya davet ediyoruz. Evet 1'de 0'dı. Ben arkayı 2'de 0. En kötü beraberliği garantiledim bence. Ve Galip geldi. Tebrik <laughs> ediyoruz. Uras basketbol takımında olduğunu iddia eden Uras patladı biraz önce. Ben son hiç... beşinci sınıfta basket oynamıştım. O bak onda da varmış bir basketbolcu. Bu arada boyun gayet iyi. Ne? Sanırım benden uzun. Kaç boyun? 173, 174. Yanlış biliyorsun. Ne zaman ölçüdünümü kesinlikle daha fazlasın. Çünkü ben 175, 176 civarıyım. Sen daha uzun. Okulunda var mı böyle hiç baktın mı basketbol takımı ya da alan var mı güzel oynayabileceğim? Tebetölen basketbol takımı var. Kapalı sahamız var. Açık 2-3 tane sağımız var. Basket sahamız. Şimdiden basket sahamız, takımımız falan moda girmiş harika. Senin okulunda böyle hayalin var mı lisede yapabileceğin bir şeyler? Yani aslında ben resim alanında biraz ilerlemek istiyorum ve okçuluk. O okçuluk. Metakazoz'a sevgiler selamlar. Bu sene takip ettin mi? Okçuluk olarak geleneksel o... okçuluk. Ha geleneksel okçuluk. O nasıl oluyor? Yani geleneksel eski Osmanlı gibi kullanılan ok yaylarda... Hep eski katılıyor. yaylar vesaire oluyor değil mi onlar? Onları bir o tarzda. Çok zor değil mi onları şöyle çekmiş? Ben bir kere deneyimlemiştim, bayağı boynum falan ağrımıştı. Yani onun libresine bağlı. Hmm. Benim çok bilmediğim konular. <laughs> Şimdi önünüzde lise var ve çok uzun bir zaman var ama yine de merak ediyorum böyle bir meslek hayaliniz var mı Zeynep? Yani aslında aklımda birkaç bir şey var ama daha tam belli değil. Çok normal Uras. Ben astrofizikçi olmak istiyorum Bunu yani daha basit olarak söylenirse şey, astronot. Daha da evet. basiti, eczacılığa kadar iner mi? Yani şey evet. merak ediyorum. Bu bölümü okuyan İleride ne meslek yapar? Bu bölümü okuyup da ileride astronot olmayı hedefliyorum. Astronot olmazsan ne olur mesela? İkinci alternatifin var mı? Astronot olamazsam büyük ihtimalle tarihçi olurum. Aa, çok ilk. farklı dallar gibi gözüküyor. Çok zıt, zıt dallar gibi gözüküyor ama ben çok yönlü bir kişiliğim var. O yüzden hem tarih hem de astrofizikte ilerleyebildim şimdiye kadar. Güzel, gayet iyi. Biri biraz daha sayısal, biri biraz daha sözel bir bölüm Evet, değil öyle. Mi? Sen ikisinde de okey olduğun için bir problem olmayacaktır. Son soruma geçmeden önce şunu da merak merak ediyorum. LGS bitti. Eve geldiniz. Ne hissettiniz Uras? Hocam ben ilk önce eve gitmedim. İlk önce bir <laughs> yemek yemeye gittim. Sonra zaten bütün akrabalarım aramıştı. Onlara cevap verdim. Eve gittiğimde MEP zaten yayınlamıştı cevap anahtarını. Yani ben A kitapçı olduğum için kolayca kontrol ettim. <laughs> Türkçeden iki yanlışımın çıktığını duyunca bayağı üzülmüştüm. Kötü bir sonuç değil ama benim hedeflediğime göre bir tık daha alt seviyeydi. Hı hı. Bayağı üzülmüştüm işte. Ondan sonra annem teselli etti. Burayı kesin babam teselli etmedi. <gülüyor> <gülüyor> daha... Hayır bunu da yayınlayacağız. <laughs> Baba teselli etmedi. Annem teselli etti işte. Ben de biraz dışarı çıktım hava aldım. Ondan sonra öyle işte o günün mutsuz bir şekilde bitti. Aa Ama sonra atlattın herhalde ya onu. Çok uzun sürmemiştir o. Evet. Senin için nasıldı LGS sonrası? Ben LGS'den çıktım. Dedim ki gerçekten bitti mi? Öyle bir şok oldum önce. Sonra eve gittim. Kitapçıkları vermemişler. Ertesi gün vereceklerdi. Babam LGS'yi çıkarttırdı önümü bir daha çözdürdü bana. Aa, Merak etti herhalde hani sonucunu öğrenmek için. Diye? Ben sonra onu kontrol ettik ve yanlışlarımı gördüm. Üzüldü bir mi? tık üzüldüm. Aslında ben bir yanlışım sonradan çıktı. Ben onu yanlış işaretlemişim. Yani. gayet iyi sonuçlarınız ama bu bunlar asla üzülünecek sonuçlar değil ama biliyorum. Yani herkesin hedefi farklı. Evet. Fulu hedefleyen ya da işte bir yanlış hedefleyen bir öğrenci 3-4 yanlış çıkardığında, 2 yanlış çıkardığında evet. üzülebiliyor ama çok güzel okullara gideceksiniz. Son olarak bu yıl sınava hazırlanacak milyonlarca öğrenci arkadaşımız var. Sizlerden taktik, motivasyon, her şeyi açlar. 2011 tayfa gümbür gümbür geliyor çünkü. Zeynep sandis. Arkadaşlar size şunu söyleyeyim asla pes etmeyin. Yani ben yapamam demeyin. Çünkü çok kötü yerlerden çok iyi yerlere gelen arkadaşlarımız oluyor. Bizim de gördüğümüz. O yüzden kendinize güvenin. Peki Uras, senin verebileceğin en önemli tavsiyenin? Yanlışlarınızdan korkmayın. Yanlışınız çıkınca o kitapçığı mesela bakıp da hemen kenara atmayın. İlk önce o soruyu anlayın. Sonra hocanıza sorun anlamıyorsanız onun video çözümünü izleyin. Çünkü günümüz teknolojisiyle QR kodla hemen ulaşım sağlanabiliyor video çözümlerine. Özellikle Tonguç'ta Teşekkür ederiz. Bunun dışında sen motivasyonunu nasıl sağladın sene boyunca? Çok zor çünkü. Motivasyonumu genellikle spor yaparak daha top seviyeye ulaştırdım. Aslında o seni bir yandan mutlu etti ve bir yandan dedin ki tamam ben sporumu yaptım. Belki mutluluk hormonumu salgıladım. Şimdi giderim bir soru çözerim şöyle 50 tane, 100 tane. Böyle geçirdin galiba süreyi. Evet. Süredir. Motivasyonumu spor yapabilme sağladı. <laughs> O zaman lgs odasına geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlerle çok güzel bir sene geçirdik Tonguç dershanede. Şimdi de lisedeki başarılarınızı duymak istiyoruz inşallah. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.